Merhaba çocuklar. Bugün arkadaşlarımla size Ağustos böceği ve karıncanın hikayesini anlatacağız. Benim küçükken çok sevdiğim hikayelerden biriydi. Şimdi arkanıza yaslanın ve hikayenin tadını çıkarın. Bir varmış bir yokmuş. Yaz mevsimi bütün güzelliğiyle devam ederken ormandaki hayvanlar, kuşlar, böcekler sıcak havanın tadını çıkarıyorlarmış. Yazın yiyecek bulmak çok kolay olduğu için herkesin keyfi yerindeymiş. Tembellik yapmayı ve şarkı söylemeyi çok seven Ağustos böceği içinse sıradan bir günmüş. Bir ağacın gölgesinde oturmuş, topladığı bitki köklerini yerken bir yandan da enstrümanını çalıp şarkılar söylüyormuş. Hem çalar hem söylerim, bütün gün dans ederim. Yatmayı çok severim, şarkının kalanını ezberleyemedim. Biray 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 biray. Ağustos böceği kulakları tırmalayan sesiyle şarkısını bitirdiğinde bir ses duymuş. Ve bu sese kulak vermiş. Bu sesin neyden, kimden geldiğini anlamak için altında bulunduğu ağacın hemen dalına sıçramış hızlı bir şekilde. İleride büyük bir karınca sürüsünü sıraya girmiş, böyle asker adımlarıyla düzgün bir şekilde ilerlerken görmüş. Karıncalar kocaman kocaman tohumları, ağaçlardan düşen kuru meyveleri taşıyorlarmış güçlükle. Ağustos böceği bulunduğu ağacın dalından yere geri sıçramış. Şaşkın şaşkın uzaktan kendisine doğru yaklaşan karıncalara bakmış. Şu karıncaları bir türlü anlayamıyorum. Bütün gün çalışıp duruyorlar. Şu güzelim havayı kaçırıyorlar. Biraz durun, dinlenin. Havanın tadını çıkarın. Ama yok, varsa yoksa çalışmak. Neyse, bana ne canım. Durmak yok, çalmaya devam. Çekirge bunları söyleye dursun. Karşıdan kendisine doğru yaklaşan bir karınca görmüş. Karıncanın sırtında kendi yükünden kat kat daha ağır bir çekirdek tanesi varmış. Karınca çekirgeye doğru yaklaşırken sırtındaki çekirdek tanesini düşürüvermiş. Karınca birazcık yorulmuş da aslında, dinlenmeye de ihtiyacı varmış. Çekirge anlamsız gözlerle olan biteni izliyormuş. Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Taşınıyor musunuz acaba? Yoksa ormana bir felaket falan mı gelecek? Ondan mı kaçıyorsunuz? Hayır. O zaman ne yaptığınızı söyleyebilir misiniz? Yuvamıza yiyecek taşıyoruz. Ha, anladım. Akşama bayağı kalabalık. Misafirler, dostlar falan var yani. Hayır. Kış için yiyecek biriktiriyoruz işte. Niye ki? Kışa daha çok var. Bu telaş niye yani? Gezin tozun eğlenin. Öyle mi? Kış gelince ne yaparız peki? Ne bileyim canım, kış gelince de eğlenecek bir şeyler buluruz. Bak, senin de aklın fikrin eğlencede. Kış gelince ne yer ne içeriz diyorum sana. Onu da kış gelince düşünürüz artık ha. Bak, günlük güneşlik her taraf, meyve var, sebze benim var. Benim arkadaşlarıma yetişmem lazım. Bir yardım eder misin, şu çekirdeği sırtıma alayım? Yalnız benim gibi bir sanatçının böyle şeyler yapması pek de doğru olmaz. Karınca, Ağustos böceğinin bu cevabından hiç hoşlanmamış ve ona en sert ifadesiyle bir bakış atmış. Daha sonra tek başına çekirdeği sırtına almaya çalışmış ama başaramamış. Ağustos böceği sonunda kendisi için çok küçük olan çekirdeği karıncanın sırtına koymasına yardım etmiş. Daha sonra ağacın altına geçmiş, yemeğinden bir parça yemiş ve enstrümanını çalmaya başlamış. Hem çalar hem söylerim, bütün gün dans ederim. Yatmayı çok severim, şarkının kalanını hala ezberleyemedim. Diray 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 diray. Tam o anda Ağustos böceğinin altında yatmış olduğu ağacın kavuğunun içinden bir sincap kafasını çıkarıvermiş ve isyan etmiş. Ormandaki bütün hayvanlar Ağustos böceğinin sesinden rahatsız oluyorlarmış. Herkesin kızdığını gören Ağustos böceği şarkı söylemeyi kesmiş. Onlara şöyle bir bakış attıktan sonra yemeğini ve enstrümanını alıp oradan ayrılmış.
Arkadaş, bu ormanda da sanatçıya hiç değer verilmiyor ama. Ben de alırım sazımı, başka yere giderim o zaman. Sıcak yaz günleri boyunca karıncalar hiç durmadan çalışmışlar. Kanter içinde yuvalarına yiyecek depolamaya devam etmişler. Ağustos böceği ise keyiflerindeymiş. Bol bol yemiş, içmiş, gezmiş, eğlenmiş, şarkılar söylemiş. Ama sonunda kara kış kapıya dayanmış. Bir sabah uyandıklarında her yerin bembeyaz karlarla kaplı olduğunu görmüşler. Küçük karınca dışarıda aç kalabilecek hayvanlar olduğunu düşünüp onlar için endişelenmiş. Ağustos böceğinin durumu hiç iyi değilmiş. Günlerdir ağzına tek bir lokma bile koymamış. Çünkü bütün yiyecekler karlar altında kalmış. Soğuktan tir tir titriyormuş. Artık ne eğlenecek ne de şarkı söyleyecek hali yokmuş. Zar zor karlar içinde yürümeye başlamış. O sırada aklına yazın geçirdiği keyifli günler gelmiş. Ne güzeldi o günler. Ay, her taraf sıcacıktı. Yiyecek içecek her şey vardı. Karnım tok, sırtım pek, istediğim gibi şarkımı söylüyor, eğleniyordum. Ah Birden karınca gelmiş aklına. O bütün yaz yuvasına yiyecek taşımıştı. Acaba ondan biraz ödünç yiyecek isteyebilir miyim diye düşünmüş. Sonra da bu düşüncesinden epey utanmış. Çünkü bütün yaz karıncayla dalga geçmişti. Şimdi kendisine yardım eder miydi ki? Ağustos böceği soğuktan ve açlıktan artık yürüyemeyecek hale gelmiş. Artık gurur yapmayı bırakmam gerekiyor. Karıncadan yardım istemeliyim. Karınca kardeş, evde misin? Kimse yok mu? Lütfen yardım edin. Kim o? Benim, ben karınca kardeş, çekirge. Aa, sen. Yazın karşılaştığım tembel Ağustos böceği. Gel gel, kapımıza kadar gelip yardım isteyen kim olursa olsun onu geri çeviremeyiz. Hoş geldin. Biraz çekirdek ister misin? Gel içeri, gel, çekinme. Size çok büyük bir haksızlık ettim. Siz yazın çalışırken ben bütün yaz oturup şarkı söyledim. Üstelik sen beni uyarmıştın ama ben seni ciddiye almadım. Hatta bir de seninle alay ettim. Çok ama çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Bak işte bu sana ders olsun. Tabii ki eğlenmek de lazım. Ama çalışmak da lazım. Biz de senin gibi bütün yaz eğlenseydik, hiç yiyecek biriktirmeseydik ne olurdu? Biz de aç kalırdık, böyle üşürdük. Olmaz öyle. Çalışacaksın, eğlenmeye de ayrıca zaman ayıracaksın tabii. Hadi gel şimdi. Dinlen biraz, uyu. Her şey için çok teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardın. Bir de üstüne üstü kışın yetebilecek kadar bir sürü yiyecek verdin. Bunu asla unutmayacağım ve söz veriyorum, bir daha tembellik yapmayacağım. Bak, ben de senden bir şey isteyeceğim. Tabii tabii, ne istersen. Yaz geldiğinde bir müzik dersi alsan, şöyle bir keman çalmayı öğrensen, ormandaki bütün hayvanları mutlu edersin. Ha, ne dersin? Bunun üzerine Ağustos böceği ve küçük karınca kahkahalarla gülmüşler. Disiplinli olmak, çalışkan olmak, işlerimizi zamanında halletmek çok önemli. Tembellik yapmak büyük bir vakit kaybı. Aynı zamanda da ihtiyacı olanlara mutlaka yardım etmeliyiz. Sizin de öyle çocuklar olduğunuzdan eminim. Evet çocuklar, bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizden istediğiniz bir hikaye varsa İş Sanat'ın Instagram hesabından bize yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.